Kayserispor'da genel menajer Ali Naibi'nin istifası ile ilgili açıklama yapıldı. Bu arada teknik direktör Hikmet Karaman'ın da Karagümrük maçı sonrası yönetime istifasını sunduğu ortaya çıktı. Kayserispor As Başkanı Ali Çamlı, Naibi'nin istifası ile ilgili şunları söyledi. Şimdi kulübün geldiğimizden beri tabii ilk hafta biliyorsunuz hoca gönderdik. Yalçın Koşukova. Yani bu gönderişlerin, ayrılışların alt sebeplerini açıklamak ne benim karakterime, ne şahsiyetime, ne de insanlık anlayışıma yakışmaz. Bir çalışanla eğer bir sözleşme sonlandırıyorsanız el sıkışarak ayrılmak en doğrusu. Biz Yalçın Koçukavak'la zaten ben tatildeydim. Telefonla irtibatlaştık. Bu kulüpte Süper Lig takımında Yalçın Hoca ile gideceğimize inanmadığım için Berna Başkan da burada yoktu. Ben Yalçın Hoca ile dostça ayrıldım. Bunlar vardır süper. Yani bu profesyonel hayatta hepimiz işte her yerde işçiler çalıştırıyoruz, iş veriyoruz, iş alıyoruz ve vesaire vesaire. Yani bunların acabası altından bir şey aramak veya bunu işte başka farklı şeylerle değerlendirmek bence gereksiz arkadaşlar. Şunun için bunu söyledim. Dün de Ali Naibi ile yollarımızı ayırdık. Ali Naibi konusunda da aynı şeyleri söylüyorum. Onun yönetme ve işlev anlayışı farklı, bizimki farklı. İnanın başka bir şey de yok. Yani biz sadece çalışma koşullarımız, ha ben Ali Naibi'ye diyorum ki mesela, sen 7-24 kulüpte duracaksın sportif direktör olarak. O da diyor ki ben kulüpte olmadan diyor yönetmek istiyorum. Bu tür farklılıklar. Yoksa kavga, nizah, gürültü böyle bir şey asla yok arkadaşlar. O gittiği yerde inşallah başarılı olacak. Yani bu iş hayatında var bunlar. Yani herkes fabrikaya mühendis alıyor. Bakıyorsunuz bir başka bir şey oluyor. O mühendis bir başka fabrikada da çalışabiliyor. Onun için bu konu böyle arkadaşlar. Biliyorum ki soru soracaksınız bu Ali Naibi konusuyla ilgili. Ama Ali Naibi konusunun cevabını baştan vereyim. Kendinizi hiç yormayın. Çünkü Ali Naibi ile yolları ben ayırdım. Arkadaşlar Ali Karim'i buraya... İyi bir orta saha oyuncusu olarak transfer edildi. Ama bir sakatlığı varmış. Ameliyat olması gereken bir sakatlıkmış. Bundan dolayı ben bunu öğrendiğim dakika arkadaşlar bak bunları tane tane konuşuyorum. Siz de başka bir şey anlamayın diye. Ben bunu öğrendiğim dakika yeni de ikinci başkan olduğumun ikinci veya üçüncü günü hemen sözleşmesini ben Ali Karimi'nin yapılan o 3 yıllık sözleşmesini feshettik. Dedik ki devre arasına kadar sen Almanya'da ha hiç para da ödememek şartıyla feshettik. Devre arası sen Almanya'da ameliyatını ol. Devre arasına kadar iyileşir isen teknik heyet ve takımın koçu bu adam iyi. Bizim işimize yarar. Bizde oynayabilir raporu verir ise bizim sağlık kadromuz bu adamın hiçbir sıkıntısı kalmamış diye rapor verirse seninle yeniden sözleşme yaparız diye de aramızda bir protokol yaptık. Mesela ben burada da mesela bakın ben burada da bir olayına şahit oldum canlı. Artık bunları bilin yani çıkıyor oradan herkes Fernandes hayranı kesiliyor bir anda. Emrah'la pozisyon gereği burada bir pozisyonda. Emrah'a ya işte Yunus buralardan bizim menajer. Beraber izliyoruz. Emrah'a ağzı almayacak küfürler etti mesela. Yani şimdi biz bu adama daha tahammül mü edelim yani. Top oyna, oynamam. Geliyor her gün burada sağlık ekibini 2 saat, 3 saat meşgul ediyor.
Burası kimse ya babasının çiftliği falan değil yani. Böyle düşünüyorsa hata yapıyor. Canı sıkılırsa sakatım. Antrenmana çıkmıyor Ali. Nasıl olacak? Çıkmıyor. Peki planınız nedir? Ya Fernandes buraya şu anda gelip gidiyor. Zaten bu yıl sözleşmesi son. O diyor ki ben oynasam da oynamasam da bu parayı alacağım. Fernandes'le ilgili devreye girmek istiyorum. Sevgili arkadaşlar, bütün oyuncular bizim asker savaşçılarımız. Her oyuncu Kayserispor'un önemli bir değeridir. Ve teknik ekip olarak amacımız bu oyunculardan faydalanmak. Şimdi medyada da zaman zaman futbolla, teknik konularla ilgili farklı düşünceler. Bu farklı düşüncelerin ortaya çıkması belki bizim zamanında doğru informasyon vermememiz ve insanları medyadakilerin de duyduklarıyla yorum yapmalarıyla devam ediyor. Ben gelmeden Fernandes'in lisans olmadığını biliyor muydunuz? Ben adamın lisansı yok bu kulüpte. Bu kulübün oyuncusu lisansı çıkmıyor. Geldim. 6 tane 21 yabancı var. Bir planlama yapılmış. 21 yabancı var. Ya 14 yabancıyla devam etmen gereken bir ligde 21 yabancım var. Yeni bir hoca gelmiş. Olmazsa olmaz bir stoper, bir orta saha istiyor. Çünkü alınan orta sahanın biri sakat çıkmış. Bu bölgeye olmazsa olmazlardan iki oyuncu istiyor. Kulüp başkanlığı diyor ki hocam ekonomik anlamda büyük sıkıntımız var. Biz bu 6 kişiyi göndereceğiz. 3 milyon euroya mal oluyor. Ben de söz verdim. Birini bulur. Altyapıdan, oradan, buradan vesaire. Fernandes'in de lisansını çıkartın diyen benim. Fernandes'i çektim, konuştum. Gayet akıllı. Çok akıllı. Faydalanılabilecek özellikleri olan bir arkadaşımız. Geldiğimde sakatım dedi. Portekiz'de tedavi olacağım dedi. Bana bir hafta izin verdi. Benden önce zaten 2 haftalık izin verilmiş. Portekiz'de tedaviye gitmiş arkadaşımız. Oyuncuyu burada kötülemiyoruz lütfen. Bakın burada anlatmak istediğim yaşadığımız bir olay var. O olay içerisinde Kayseri Spor Kulübü var. Teknik heyeti var. Sportif direktörü var. Futbolla sorumlusu, yöneticisi var. Ve kulübün de bir kırmızı çizgisi olması gerekiyor. Herkese karşı. Teknik bana karşı. Dedim ki git. Sağlık ekibiyle de konuştum. Gitti. Telefonu açtı. Dedim ki bak, eğer buraya bir daha sakatım dersen ben seni antrenmanlara aldım.